Kültür ve medeniyetlerin ortak noktası Mardin'de restore edilen Mor Efrem Kilisesi dualarla yeniden ibadete açıldı. Mardin'deki Süryani Katolik Cemaatine ait Mor Efrem Kilisesi restorasyonunun ardından ibadete açıldı. Merkez Artuklu ilçesinin Diyarbakır Kapı Mahallesi'ndeki manastırın içinde bulunan ve Birinci Dünya Savaşı'nda garnizon, hastane ve cezaevi, yakın tarihte ise biriket imalathanesi ve depo olarak kullanılan kilisenin restorasyonu tamamlandı. İbadete açılan kilisede düzenlenen ayine Dünya Süryani Katolik Patriği Mor Ignatius Joseph 3. Yonan, Vatikan Ankara Büyükelçisi Marek Sochinski, Türkiye Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Parinuro, Mardin Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akgöz, Süryani cemaati ve din görevlileri katıldı. Süryani Katolik Kiliseleri Patriği Yona'nın yönettiği ayinde din görevlileri Türkçe, Arapça ve Süryanice ilahiler okudu. Türkiye Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı ayinde yaptığı konuşmada harabe ve çöplük durumundaki kilisenin Mardin Süryani Katolik Vakfı tarafından iki yılda restore edilerek açıldığını söyleyerek bölgenin yapı özelliklerini taşıyan kilise ve manastırın 1884 yılında tamamlanarak ibadete açıldığını aktardı. Çanlığı, Mardin'in tarihi ve geçmişteki inanç ve sosyal yapısına ışık tutan yapının onarılması ve işlevlendirilmesiyle şehrin turizmine ve ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını aktararak Mor Efrem Manastırı'nın büyük bir bölümünün harabe durumda olduğunu, manastırın restorasyon sürecinin devam ettiğini söyledi. Çanlığı ülkenin birlik ve beraberliği için de dua etti.